Sayın Başbakan, bir de Suriye konusuyla ilgili ek sorum var. O da bir insansız hava aracı düşürüldü sınırımızda. Bunun hangi ülkeye ait olduğu hala en azından bize göre bir muamma. Netleşti mi? Rus diyen var. Sizin bu konudaki fikriniz, bilginiz nedir? İnsansız hava araçları değişik modellerde ve değişik düzlemlerde kullanılabilen araçlardır. Dolayısıyla bazen çok sayıda insansız hava aracı da aynı anda kullanılıyor olabilir. Rusya'nın hava sahasını ihlali sonrasında bizim çok açık ve net bir tutumumuz oldu. Hatırlayacaksınız, Samsun mitingiydi zannediyorum. Oradan döndükten sonra bir güvenlik toplantısı yaptık ve bir takım kararlar aldık. Ve o kararlara dayalı olarak da Rusya'ya net ve kararlı mesajlarımız iletildi. Siyasal düzeyinde de Cumhurbaşkanımız da ben de gerekli mesajları verdik. Ve Rusya'nın ortak bir çalışma yapılması konusundaki teklife de ancak bu Ankara'da olabilir ve biz izahat bekliyoruz cevabını verdik. Rusya üst düzey bir silah kuvvetleri yetkilisini, hava kuvvetleri yetkilisini, hava kuvvetleri komutan yardımcısını Ankara'ya gönderdi ve kendisine haritalar üzerinden ben de çok detaylı şekilde kaç dakika olduğunu, hangi alanlardan girdiğini briefingde dinlediğim şekliyle bir kanaat bizde hasıl oldu. Ama bu İHA düşürülmeden evveldi değil mi? Düşürülmeden evvel. Oraya geleceğim. Ve bizde bu hava ihlallerinin olduğu yerlerde herhangi bir DAEŞ unsuru yok. Hem DAEŞ'e karşı operasyon yapılıyor ise bunun koordine edilmesi lazım. Biz de çünkü operasyonlara katılıyoruz. Hem de alandaki masumlara, ki çok sayıda sivil ölüyor Rusya'nın hava saldırılarında, aynen Suriye rejiminin daha önceki saldırıları gibi. Şimdi Suriye rejimi yapamadığı için Rusya yapıyor. Yapacak kudreti kalmadı. Fakat acı olan şu, Suriye rejimi yerine Rusya bu bombardımanı yaptıktan sonra çekilen muhalefetin yerine de ya şebbihalar, yani katil milis topluluklar veya dışarıdan gelen Şii milisler giriyor ya da katil bir topluluk olan DAEŞ'in unsurları giriyor. Şimdi bu çok tehlikeli bir trend. Bütün bunları Rusya'yla açık yüreklikle konuşuyoruz. Bize de izahat getirdiler. Şimdi de bu anlamda kanallarımız açık. Ancak o güvenlikle birlikte Başbakan olarak, Genelkurmay Başkanlığımıza, Hava Kuvvetlerimize o toplantı sonrasında talepleri çerçevesinde gerekli talimatları verdik. Bizzat verdiğim talimatlarla Türk hava sahası ile ilgili bundan sonra milliyeti ne olursa olsun ihlal eden her uçan vasıta, illa uçak olmayabilir, helikopter olmayabilir, İhlal noktasında gerekli şekilde misliyle mukabelede bulunacak. Yani düşürülecek. Düşürülecek. Ve nitekim bu insan hava aracı Kilis civarında fark edildiğinde F-16'larımız onu düşürdüler. Bu uçak da olsaydı aynı sonuç doğardı, helikopter de olsaydı doğardı. Bunu açık ve net söylüyorum ki bütün ilgili taraflar Türk hava sahasına saygıya da özen gösterecekler. Herhangi bir şekilde bizim kapasitemizi, irademizi kimse test etmeye bu anlamda kalkışmamalı. Bu noktada da hani şu anki düşen uçak, indirilen insan hava aracı daha şey bir model, dediğim gibi primitif ama Rus yapımı. Fakat Rusya bize dostça bunun kendisine ait olmadığını söyledi. Ha, biz bu anlamda elimizde bir ayrı veri olmadan herhangi bir suçlamada bulunmayız. Ama Rus yapımı ama Ruslara ait değil. Evet, yani Rus yapımı olup da Ruslara ait olmayabilir bunu. Çünkü orada birçok... O zaman belki rejimin mi İHA'sı? Rejimin olabilir, başka unsurların orada hareket halinde tuttuğu olabilir. Bilemeyiz, bazı milislerin olabilir. Ama yani milis dediğim o şebbihalardı, bir takım dışarıdan gelen şeyimiz, bir sürü PYD'nin olabilir, kimin olduğu konusunda. Hatta DAEŞ'in bile bazı böyle unsurlar olduğunu nadai bilgi var ama o bölgede DAEŞ yok. Ama en azından Rus malı olduğunu biliyorsunuz. Kim olursa olsun önemli olan Türkiye'nin bir kere kuş bile uçsa demiştim. Türkiye'nin kim hava sahasını ihlal ederse aslında bu caydırıcı bir etkisi de oldu. Az hasarla caydırıcı etkisi, yani bir uçak olmuş olsaydı diyelim Rusya veya başka bir ülke, o zaman çok daha gerilimli bir ortam doğardı. Küçük bir örnekte Türkiye'nin hem bu tür ihlalleri durduracak kapasiteye
hem de siyasi iradeye sahip oldu, görülmüş oldu. Çok kısaca yanıt rica ediyorum. Ankara-Moskova bir ara çok gerilimli bir döneme sahne oldu. Artık bu gerilimin azaldığı ya da sona erdiğini söylemek durumunda mısınız? Bu ihlallerle ilgili olarak, evet. Yani hangi ülke bizim hava sahamızı ihlal etse aynı tepki gösterdik. Bu Rusya özel bir durum değil. Yani herhangi bir şekilde bu Türk-Rus gerilimi değil. Bir tarafta Türkiye var, diğer tarafta hava sahasını ihlal eden bir taraf var. Hangi taraf olursa olsun bu aynı tavrı biz gösterirdik. Dolayısıyla özelde bir Türk-Rus gerilimi değil bu. Ama Suriye üzerinden bir Türkiye-Rusya, hatta NATO-Rusya gerilimini tırmandıracak bir gelişmeydi. Bu konularda ümit ederiz ki bundan sonra dostluğuna ve komşuluğuna büyük önem verdiğimiz Rusya daha dikkatli bir tavır sergiler. Rus güvenlik güçleri veya silahlı kuvvetleri ve Türkiye-Rusya ilişkileri bütün bu gelişmelerden olumsuz şekilde etkilenmez, ümit ederim. Ama dediğim gibi bizim çevre bölgelerdeki yangının Türkiye'ye bulaşmaması için çok güçlü bir irademiz ve bunu bulaştırmayacak şekilde de kudretimiz vardır.